Bu tabii benim jübile maçım. Fenerbahçe stadında belki de hani bir futbolcunun yaşamında hani nasıl bir jübile yapmak istersiniz diye söylenirse herhalde ben de böyle bunu hatırlıyorum en güzel bir şekilde. Bir futbolcunun herhalde işte şampiyonluk kupasıyla beraber Fenerbahçe stadında oluşu tabii çok özel. Benim de son maçım. 18'in şampiyonlukla beraber futbolu bırakma anım ve arkadaşların da tabii ki beni omuzlara alışları, Fenerbahçe stadında oluşu hepsi çok özel benim için. Bunu unutma gibi bir ihtimalim yok. Ha, bu efsane faul herhalde Ginçev'in bana yaptığı faul diye düşünüyorum. Görüntü çok iyi değil de o yüzden böyle düşündüm biraz. Bu arada bu Bulgar Ginçev, biz arada sırada da bu pozisyonu onunla konuşuyoruz yani zaman zaman bir araya geliyoruz. Çok da ilginç oluyor tabii. Seni diyor öldürememişim diyor falan filan sağ kalmışsın diyor pozisyondan sonra. Burada en enteresan olan şey hakemin penaltı çalma işi. İnanamıyorum yani böyle bir penaltı verilme işine. Çok enteresan yani şu hakemin bunu kaçırması böyle. Hangi maç acaba bu? Çok merak ediyorum şimdi. Yani o, bayağı sinirli bir halim var tabii ki burada ama ya ben maçı yaşayan böyle işte tepkileri de olan bir futbolcuydum hakikaten ama hani burada biraz abartmış mıyız acaba bakışları falan ifadeleri? Yani benim diyaloglarım aslında genel maç içinde çok iyiydi. Yani en azından konuşma tavrı olarak belki mimiklerde sıkıntılar gözüküyor ama benim genel olarak tavrım iyidir. Yani konuşmalarımda öyle garip şeyler zaman zaman olmuş olabilir ama ben hepsininle aram çok iyidir. Yani zaman zaman bunları yaptık ama yani çok doğru şeyler de değil. Cüneyt Hoca, Tarık Hoca, Bahattin Hoca çok da sevdiğim hakem triyosu ve çok da başarılı. Bizi Avrupa'da, dünyada çok da güzel temsil ediyorlar. Ama bu resimle ilgili şunu söyleyebilirim belki. Saçlarım var. Yani biraz daha en azından saçlarımı görüyorum. Bu ne, nefis bir fotoğraf. Bunu bana sonradan bu fotoğrafı alabilir miyim bilmiyorum yani sizden. Bu ıslıklandığım maç benim yani genel olarak aslında ben Galatasaray'da 11 yıl oynadım. Çok da güzel şeyler yaşadım. Tabii ki arada kötü sezonlar oluyor, oldu. Bu kötü sezonlarımızdan bir tanesiydi. Bana çok ağır geldi işin açıkçası. Yani ben Galatasaray'a geldiğimden beri yani bütün kalbimle, bütün ruhumla, bütün her şeyimle hizmet etmeye çalıştım. Bunu dışarıdaki tepkilerden de hala şu an ne kadar iyi işler yaptığımı tepkilerini alabiliyorum. Sonuçta bu tip ortamlarda, bu tip durumlarda, kötü gidişatlarda takımın önemli oyuncularına böyle ıslıklar olabilir. Ama bana tabii ki çok ağır gelmişti hakikaten. Yani çünkü Galatasaray için neler verdiğimi, neler hissettiğimi benden başka kimse bilemez. Elimden geldiği her şeyimi vermişimdir Galatasaray'a. Tabii ki Galatasaray benim için çok çok önemli. Hayatımın en önemli parçalarından bir tanesi. Bu Sivas maçı tabii ki bizim yani benim kariyerimde şampiyonluk maçlarından bir tanesi. Çok çok önemli bir maç. Sivasspor'un o dönemde gerçekten büyük bir yükselişi, şampiyonla oynayan bir Sivas'tan bahsediyoruz. Çok zor bir deplasman. Ben sakatlıktan çıkmış, ameliyat olmuş ve böyle çok da hazır olmayan, fizik durumum çok iyi değil. Mental olarak da çok iyi durumda değilim çünkü hakikaten sıkıntılı bir periyottan çıktım. Maçlar ve Galatasaray'ın da işte kazanırsak şampiyonluğa yolunda gideceğimiz maçlardan bahsediyoruz. Yani bu periyottan bahsediyorum. Tek 10 numara oynadığım maç budur benim. Yani Gaziantepspor'da evet hep 10 oynadım, Beşiktaş'ta ara sıra oynadım. Ama Galatasaray'da tek 10 numara sahaya çıktığım maç bu. Ve yanılmıyorsam bir gol iki asistle oynadığım bir maç bu benim. Yani o kadar uzun süre oynamayıp orada bu reaksiyonu vermem, hakkını verdiğim maçlardan bir tanesidir yani. Çok çok önemli bir galibiyet ve şampiyonluğu getiren maçlardan bir tanesi. 2008 Almanya maçı bu. Yani zaten benim orada aslında ilk maçlarda oynamadım. Bence turnuvanın en iyi maçı oynadığımız. Futbol olarak en iyi maçı diyebilirim %100. Özellikle bu maçı oynadığımız oyun olarak da hoca da çok memnun kalmıştı ama ne yazık ki en iyi oynadığımız maçta hatalı goller yedik gerçekten. Yani birkaç tane bireysel hatadan da goller yedik. Ama benim açımdan çok çok önemli bir maç. Çünkü oynanmadan geçen bir turnuva ve sonunda çok çok iyi oynadığım ve turnuvayı
Çok güzel yerde bitirdik tabii, yani onu söylememiz lazım. Avrupa üçüncüsü olarak ayrıldık bu turnuvadan. Bu son golüm Türkiye Kupası Adana Demir mi? Adana Demir değil mi? Burada da artık çocuklarım da falan büyümeye başlamışlardı. Aslında bu golümü onlar da rahatlıkla zaman zaman bana hatırlatıyorlar. Böyle uçarak kayarak geldiğim böyle yerden. Kime işaret ediyorum bilmiyorum aslında. Çocuklar orada mıydı, getirmiş miydim çocuklarımı maça bilmiyorum ama güzel bir anı oldu yani en azından golle süslemek. Hangi maç bilmiyorum. Benim de gene bakışlar çok böyle masumca gene değil. Maçlarda çok dolu dolu yaşayan oyunculardık yani. O yüzden zaman zaman bu tepkiler verdik dediğim gibi. İnsan da hakkının yenilmesini istemiyor. Bilmiyorum tabii burada var mıydı yok muydu. Şimdi o da o pozisyonu da düşünüyorum şimdi yani. Ama çok ters bakmışım. Fena bakıyorum. Kızmışım.